Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 7. sınıfların 2. eğitim videosuyla beraberiz. 1. dönem tekrar sorularından devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, 1. soruyla başlıyoruz. 2 bölü 5 eksi 1 bölü 10 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, kesirli ifadelerde paydalar eşitse direkt payları çıkarıyoruz veya topluyoruz. İşlemimizi bitiriyoruz ama paydalar eşit değilse payda işlemesine gidiyoruz. Şu ikisini 10 da eşitleyebiliriz arkadaşlar. Bunu yazmamıza gerek yok 1 diye. 2 kere 2 4 bölü 10 eksi. Diğeri aynen yazıyoruz arkadaşlar. 1 bölü 10 eşittir. 3 bölü 10 D şıkkı doğru cevap. Bir diğer soru. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 6'nın karesi 36. 2 tane 6'nın yan yana çarpımı arkadaşlar. Doğru. 4'ün küpü. 3 tane 4'ün yan yana çarpımı. 4 çarpı 4 16 çarpı 4 64 arkadaşlar. Bu doğru. 7'nin 0. kuvveti. Arkadaşlar her sayının 0. kuvveti 0 hariç. Yani 0'ın 0. kuvveti hariç 1'e eşittir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu şık yanlış. Her sayının 1. kuvveti ise kendisine eşittir. D şıkkı da doğru arkadaşlar. Bir diğer soru. 7 çarpı 12 artı 7 çarpı verilmemiş. Eşittir 7 çarpı 12 artı 17. Dağılma özelliği ile ilgili bir soru arkadaşlar. Şu verilmiş taraftan 7'yi önce 12 ile çarpıp toplayacağız. Daha sonra 7'yi 17 ile çarpıyoruz. Yani şurada 7'yi 12 ile çarpılmış olan ifade verilmiş. Şurası 17 olacak arkadaşlar. 7'yi 17 ile çarpıp toplayacağız. Cevap 17. D şıkkı. Bir diğer soru arkadaşlar. 1 bölü 8 bölü 8 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Şunun gizli bir paydası vardır. Rasyonel sayılarda bölme işleminde ikinci sayıyı ters çevirip çarpacağız. 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 8 arkadaşlar. İkinci sayıyı ters çevirdik. Cevap 1 bölü 64. Evet. Bir diğer soru. 20 ile 40 arasında kaç tane asal sayı vardır? Asal sayılar nelerdi? 1 ve kendisine bölünebilen sayılar. Evet. 20'den devam ediyoruz. 21 olamaz. 7'ye 3'e bölünüyor. 22 olamaz. 2'ye bölünüyor. 1'e bölünüyor. Kendisine bölünüyor. Sadece 1 ve kendisine bölünecek arkadaşlar. Evet, 23. Sadece 1'e ve kendisine. 29. Evet, 31. Başka 37. 39 diyen arkadaşlar var. 39 3'e bölünür arkadaşlar. 39 olamaz. 4 tane. Bir diğer soru. Eksi 3 ile 4 arasında tam sayılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Evet, hemen şıklara bakıyoruz. Eksi 3 ile 4 arasında dediğine göre arkadaşlar bu iki rakamı almayacağız. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Bakın eksi 3 ile 4 dahil değil. Bir de bu tarz sorularda şey çıkıyor. Eksi 3 ile 4 arasında şöyle bir soru soruyorlar. Arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? Arkadaşlar bu sayılar arasında sıfır da olduğu için her halükarda bu sayılar arasındaki tam sayıların çarpımı sıfırdır. O tarz sorulardan dikkat edin. Bir diğer soru. Evet, 183 çarpı 10 üzeri 22 sayısı kaç basamaklıdır? Burada karıştırılan bir konu var. Arkadaşlar 10 üzeri 1 kaç basamaklı? 2 basamaklı. Birler basamağı, onlar basamağı. Onun karesi kaç basamaklı? 3 basamaklı. Birler, onlar, yüzler. Onun küpü kaç basamaklı? 4 basamaklı arkadaşlar. Fakat 10 üzeri bir sayıyı bir sayıyla çarptığımız zaman kural şu. Şuradaki sayı kadar yanına 0 yazılacak. Bir nereye gitti hocam diyenler var. Biri zaten biz bu sayıyla çarpıyoruz. Tamam mı arkadaşlar?
Yani bu soruda ne? 22, 23, 24, 25 basamaklı. Evet, B şıkkı doğrudur diyoruz. Bu tarz sorularda şaşırmayın. 8. soru, bölünebilme kuralları. Arkadaşlar, birden 10'a kadar olan sayıların bölünebilme kurallarını ezbere bilmeniz lazım. 92-41 üçgen verilmiş. 5 basamaklı rakamları farklı doğal sayısı ile 3 ile kalansız bölünebildiğine göre. Evet. Üçgenin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? 3 ile 3 ile kalansız bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katları olacak. Sayıyoruz. 9, 2, 11, 15, 16. Şuranın toplamı 16 arkadaşlar. Ben şuraya ne yazarsam 3'ün katı olacak şu anda. 2 yazabilir miyim? 2 yazarsam 18 olacak. 3'ün bir katı. Başka ne yazabilirim? 21'i bulmam lazım. 5. 16, 5, 21. Yine bölünebilir. Başka ne yazılabilir? 24'ü bulmam lazım. 16, 8 daha. 24. Başka yazabilir miyim arkadaşlar? Yazamam. Çünkü tek haneli bir rakam yazmam lazım oraya. Toplamı ne yaptı? O 15. Evet. Bir diğer soru. Aşağıdaki sayılardan hangisi karşısında verilen sayıya tam bölünemez? Evet arkadaşlar. 1526 ikiye bölünüyor. Son basamağı çift sayı olacak. 4'e bölünebilme kuralı son iki basamağı ya çift sıfır olacak ya 4'ün katları olacak arkadaşlar. 72. Evet, 4'e bölünebiliyor. Şuna bakıyoruz. 1, 2, 3, 3 ve 3'ün katları. D'ye de bölünebiliyor arkadaşlar. 9. 9'a bölünebilme. Evet. C şıkkı bölünemiyor arkadaşlar. 9'a bölünemez. Bir diğer soru. 6 tam 3 bölü 5 bölü 11 bölü 3 işleminin sonucu. Arkadaşlar, tam sayılı bir kesiri bileşik kesire çeviriyoruz. 5 kere 6 30. 3 daha 33 bölü 5. Bölümlerde ne yapıyorduk? İkinci kesri ters çevirip çarpıyoruz. 3 bölü 11. Şuradan şu bölünür, sadeleşir. Yukarıda 3 kalır arkadaşlar. 3 kere 3, 9 bölü 5. Bakıyoruz, hemen şıklarda yok. O zaman ne yapıyoruz? Şunları bileşik kesire çevireceğiz. 3 kere 3, 9. Bir daha 7 bölü 10 bölü 3 olmalı. 9 bölü 5'i bulacağız. 5 kere 6, 30. 31 bölü 5 olmadı. 5 kere 1, 5. 4 daha 9 bölü 5. Evet arkadaşlar, bulduk. C şıkkı. Bir diğer soru. Ayaz evinde bulunan kitapların 2 bölü 7'sini okumuştur. Evinde okumadığı 15 kitabı olan Ayaz'ın toplam kaç kitabı vardır? Evet. Evinde okumadığı 15 kitap arkadaşlar, ipucu burada. 2 bölü 7'sini okumuştur. Okumadığı kitaplar, şuranın tamamı kaçtır? 7 bölü 7. Okumadığı kitaplar nedir? 7 bölü 7'den okuduğu kitapları çıkartırsak okumadığı kitapları buluyoruz arkadaşlar. 5 bölü 7'sini okumadı. 5 bölü 7'lik kısım 15 kitaba tekabül ediyormuş. 5 bölü 7'si 15 ise tamamı nasıldır? Tamamı kaçtır? Onu nasıl buluyoruz? Arkadaşlar, 15 çarpı 7 bölü 5'ten. Şöyle sadeleşse 3 kere 7 21. Şöyle de yapabilirsiniz soruyu. 5 tanenin tamamı, 5 tanesi 15 ise bir tanesi kaçtır? 15 bölü 5. 3'tür. 3 ile 7'yi çarpıyoruz. 21 arkadaşlar. Evet. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? 1 ve kendisine bölünebilecek arkadaşlar. Hangisi değil? 3 olamaz. 3. 3 asal sayıdır.
13. 13 de 1 ve ancak 13'e bölünebiliyor. 33. Evet, 3'e bölünebilir arkadaşlar. 11'e bölünebilir. Kendisine de 1'e bölünebilir. 4 tane böleni var. 33 asal sayı değildir arkadaşlar. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi 60 ve 90 sayısının ortak bölenlerinden biri değildir? 60 ve 90 sayısı. Hemen bakıyoruz. 2'ye bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Son birler basamağı çift sayı olacak. Bölünebilir. 3'e bölünebilme kuralları. Rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı. Bölünebiliyor. 6 ve 9. 5'e bölünebilme kuralı. Son hanesi birler basamağı 0 ve 5 olacak. Evet, 5'e de bölünebiliyor. Arkadaşlar 7'ye bölünemez. Bir diğer soru, 240 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Asal çarpanlarına nasıl ayırıyorduk arkadaşlar? 240. Bir rakamını buluncaya kadar bölüyoruz arkadaşlar. 2'den başlayarak. 2'ye böldük 120. 2'ye böldük 60. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. Artık 2'ye bölünemiyor. O zaman arttırıyoruz. 3'e bölüyoruz. 5. 5 3'e bölünemez. Kendisine bölüyoruz. 1. Kaç tane 2 var? 4 tane. 2 üzeri 4. Çarpı kaç tane 3 var? Bir tane. 3. Çarpı kaç tane 5 var? Bir tane. 5. Şıklara bakıyoruz. Evet. Hiç bölmeden şöyle de yapabilirdik. 2 üzeri 4 kaç? 16 çarpı 3 çarpı 5 eşittir 240 eder arkadaşlar. Bir diğer soru. 10'dan küçük doğal sayılar. Doğal sayılar neydi arkadaşlar? Sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılar. Hemen A kümesini oluşturalım. 10'dan küçük dediği için 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 da yazabiliriz. B şıkkı, B kümesi arkadaşlar. Tek doğal sayılar. Nedir bunlar? 1, 3, 5, 7, 11, 13. Böyle sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Evet. Kesişim dediği için iki küme arasındaki ortak elemanlar. 1 var. Evet, 3 var. 5 var. 7 var. Pardon, şurada bir de 9 olacak arkadaşlar tek sayılarda. 9'u unuttuk burada. Evet, 9 var. Kaç tane etti? 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen bakıyoruz. Eksi 15, eksi 8'den küçüktür. Eksi 8 de 0'dan küçüktür. Eksili sayılarda hemen şeyi hatırlayın arkadaşlar. Sayı doğrusunu. Sayı doğrusundaki yerini. Eksi 15, eksi 8, 0 arkadaşlar. Sola gittikçe rakamlar küçülüyor. B şıkkı. Eksi 4. Evet, 0'dan küçüktür. Şuralarda bir yerde. 0 da artı 3'ten küçüktür. O da şuralarda bir yerde. Mutlak değerli bir ifade. Mutlak değeri dışarıya nasıl çıkarıyoruz arkadaşlar? Artı olarak. 18 3'ten küçük değildir. Direkt C şıkkıdır diyebiliriz. Evet, bir diğer soru. Aşağıdaki kümelerden hangisinin 4 elemanı vardır? Arkadaşlar, kümelerde aralarında muhakkak virgül olacak eleman sayılarında. A şıkkına bakıyoruz. A kümesi. Bir eleman. Bir diğer eleman. 2. Şöyle süslü parantez içerisindeki elemanları varsa bunlar tek bir eleman sayılıyor arkadaşlar. 3 elemanlı. B kümesi. Bir eleman. 2 eleman. 3, 4, 5. Aralarında da virgül var. 5 elemanlı. C kümesine bakıyoruz arkadaşlar. 1 eleman, 2 eleman, 3 eleman, şu da eleman, 4 eleman. D şıkkına da bakalım. 1, 2, 3 elemanlı arkadaşlar. Soruda ne sorulmuş? 4 elemanı vardır. C şık.
Evet, bir diğer soru arkadaşlar. Yukarıda verilen Venn şemasına göre K kümesi birleşim L nedir? Kaç elemanı vardır? Pardon. K birleşim L. Elemanların sayısı hemen sayabiliriz arkadaşlar. A, B, C, D, E ve F elemanlarından oluşur. Kaç tane elemanı var? 2, 3, 4, 5, 6 arkadaşlar. Bir diğer soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin tam sayı karşılığı eksi 13 değildir? Arkadaşlar, deniz seviyesi. Deniz seviyesi. Zemin gibi ifadeler sıfır noktası. Unutmayın, sıfır noktası. Bunların altı eksi ifadeler. Şu ifadelerin altı denildiği zaman eksi ifadeler. Evet, deniz seviyesinin 13 metre altı. Eksi 13. Hava sıcaklığı sıfırın altında 13 denilince eksi 13 arkadaşlar. Defnenin uçurtmasının yerden. Zemin, yer. 13 metre yükseklikten uçması. Artı 13. Ali'nin arkadaşına 13 lira borcu. Borç kavramları da eksi bir ifadedir arkadaşlar. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki veriler ifadelerinden hangisi yanlıştır? 7 bölü 8 kesri yarımdan büyüktür. Yarım neydi arkadaşlar? 1 bölü 2. Ve genişletilmiş katları 2 bölü 4, 4 bölü 8. Bakıyoruz, yarımdan büyük. 7 bölü 8. Paylar eşit. Payı en büyük olan en büyüktü, daha büyüktü. 7 bölü 8 yarımdan büyük. 4 bölü 8'den büyük. 5 bölü 12 kesri yarımdan küçüktür. Yarım neydi arkadaşlar? Şunu genişletirsek. 3 ile çarpalım mesela. Veya şöyle 1 bölü 2'yi, evet, 3 ile çarpalım. Pardon, 6 ile çarpalım. Ne yaptı? 6 bölü 12. Her iki tarafı aynı rakamdan çarparsak kesirin değeri değişmiyor arkadaşlar. 6 bölü 12 de yarım. Yarım neymiş? 6 bölü 12. Bize ne verilmiş? 5 bölü 12. 5 bölü 12, 6 bölü 12'den daha küçük bir kesir. Çünkü 5 daha 12 paydaya bölünmüş. 6 12'ye bölünmüş. Böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha büyük bir rakam aynı şeye bölünüyor, aynı sayıya. Daha küçük bir rakam aynı sayıya bölünüyor. C şıkkına bakıyoruz. 2 bölü 8 kesri yarıma 1 bölü 4 kadar yakındır. 2 bölü 8 kesri. Yarım neydi? 1 bölü 2 idi. Şu ifadede yarımı nasıl buluruz? 4 bölü 8'dir yarım arkadaşlar. 1 bölü 4 kadar mı yakın? Bakalım. 2 bölü 8 artı 1 bölü 4 diyelim. İkisini toplayınca yarımı bulmamız lazım. Şunu 2 ile genişletiyoruz. Evet. 2, 2 daha. 4 bölü 8 arkadaşlar. Yarım. Evet, 1 bölü 4 kadar yakınmış. 21 bölü 46 kesri yarıma eşittir. Yarım neydi arkadaşlar? Payda payın iki katı olacak. Paydamız kaç? 46. Payımızın ne olması lazım? 23 arkadaşlar. 23 bölü 46 kesri yarıma eşittir. O yüzden D şıkkı yanlıştır diyebiliriz. Evet, bir başka derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.